Günaydın, iyi haftalar. Başta sağlıklı olmak üzere bol kazançlı ve huzurlu bir hafta geçirelim. Önce önemli bir haberle başlıyoruz. eBay gitti gidiyorun faaliyetlerine son vererek Türkiye pazarından çıkıyor. Bugünden itibaren yeni ürün listelenemeyecek ve 18 Temmuz itibariyle de satışlar duracak. Ve her pazartesi olduğu gibi önce bir geçen haftaya gidelim. Kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarına bakalım. Geçen hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz de yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi haftayı %0,38 kayıpla tamamladı. Borsa ise yeni haftaya %0,62'lik yükselişle 2548 puandan başladı. Hisse piyasaları enflasyondan korunma aracı olarak son dönemde tercih ediliyor. Ancak özellikle bu ekonomik ortamda karlılığını artırabilen şirketlerin, geliri döviz cinsinden olan ihracatçı şirketlerin hisseleri biraz daha öne çıkıyor. Dolardaki yükseliş ise geçen haftada hız kesmedi. Doların satış fiyatı haftalık bazda %1,81 yükselerek 17,32 liraya kadar yükseldi. Kur bu sabah 17,28 liradan geçiyor, yön aşağı. Euro da Türk lirası karşısında %1,37 değer kazandı. Kur şu saatlerde 18,23 seviyelerinden geçiyor. Dövizdeki yükseliş ve küreselde enflasyon endişeleri altın fiyatlarını yurt içinde yukarı taşıdı. Altının gram satış fiyatı geçen hafta %1,88 arttı. Bu sabah ise 1026 lira seviyelerinden işlem görüyor. Ve bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Aynı önceki toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da heyecansız geçmesi bekleniyor. Çünkü bizim Merkez Bankamız dünya çapındaki diğer merkez bankalarının aksine enflasyonla mücadelede faiz silahını kullanmıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta İsviçre 15 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. İngiltere üst üste gerçekleştirdiği faiz artışlarına devam etti ve Amerikan Merkez Bankası Fed ise faizleri 28 yıl sonra ilk kez 75 bas puan arttırdı. Bizde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en son faizle ilgili olarak faizler indirilir ama artırılmaz demişti. Dolayısıyla Perşembe günkü faiz kararı ve akabinde Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar çok bir hareket içermeyecek gibi duruyor. Yurt dışına bakalım. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz artırma ardından piyasalar bu habere ilk olarak mini bir rally ile cevap vermiş olsa da haftanın geri kalanı satıcılı geçti. Hatta Wall Street endekslerinden S&P 500 2020'den bu yana en kötü haftasını geride bıraktı. En büyük endişelerden biri ise resesyon olabileceği. Resesyon ise teknik olarak iki çeyrek üst üste kaydedilen negatif büyüme demek oluyor. Hatta öyle ki Google arama trendlerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar 2004'ten bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir oranla resesyon kelimesini aratıyor. Bu da resesyon endişelerinin yayıldığını gösteren bir işaret aslında. Bugün ABD borsaları kapalı olacak. Asya ve Avrupa ise satıcılı gibi duruyor. Ekonomik yavaşlamaya dair endişeler, petrol fiyatlarında da talep azalır beklentisiyle sert bir geri çekilmeye yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 113 dolar civarında. Ve kripto paralar diyelim. Ana kripto para Bitcoin cumartesi günü kısa süreliğine de olsa 17.800 doların altını gördü. Geçen haftada Bitcoin'de %35 civarında bir değer kaybı yaşanmıştı. Mevcut fiyatlamalar geçen yıl Kasım ayında görülen o tarihi zirve 68.000 dolar seviyesinin epey uzağında bulunuyor. Bir kısım satış aynı geleneksel piyasalarda olduğu gibi ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaşanıyor. İşte enflasyon ne olacak, ekonomiler yavaşlayacak mı, merkez bankaları ne yapacak gibi. Bir diğer kısımsa kripto varlık sektöründe yaşananlardan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz hafta yurt dışında büyük birkaç şirket küçülmeye gideceklerini, işten çıkarmalar olacağını açıklamıştı. Bu da piyasada panik yarattı. Kripto paraları doğasında oynaklık, volatilite var bilindiği gibi. Dolayısıyla bazı uzmanlara göre bugünler gelip geçici, panik yapmadan iyice araştırarak işlem yapılması gereken günlerden geçiyoruz. Bitcoin kendini yeniden 20.000 doların üzerine ne zaman atacak onu yakından izliyoruz. Bu arada kripto para dostu milyarder iş insanı Elon Musk dün Dogecoin'i desteklemeye devam edeceğim yazılı bir tweet attı. Bu da kripto paraya %15'e yakın bir yükseliş getirdi. Şunu da unutmayalım ki geçen hafta ABD'de bir Dogecoin yatırımcısı Elon Musk'a 258 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Davacı Musk ve şirketlerinin Dogecoin'e teşvik etmesinin engellenmesini talep ediyor. Öne çıkanlar böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.